Obezite cerrahisinin riskleri aslında her cerrahi işlem sonrasında görülen riskler gibidir. Çok bir farkı yoktur. Çünkü cerrahide yaptığınız her operasyonun hastaya getirdiği bir risk vardır. Önemli olan şey bu riskleri ameliyat öncesinde cerrahın hastayla paylaşmış olmasıdır. Çünkü takdir edersiniz, yaşamın içinde bilinen veya bilinmeyen bir sürü risklerle karşı karşıyayız. Hep ben şunu örnek veririm, bir yerden diyelim ki Ankara'dan İstanbul'a uçakla gidiyorsunuz. Ama hiç kimse uçağa binerken pilota sormuyor. Bizim riskimiz, düşme riskimiz ne kadar? Bunu bilinç altında biliyor ama uçağa biniyoruz. Çünkü bu yolculuğu yapmak durumundayız. Elbette cerrahi için bir risk faktörleri değerlendirmesi ameliyat öncesinde yapılıyor. Ama bu hastayla paylaşılıp bunun bilincinde bir operasyon yapılırsa hem hasta için hem cerrah için büyük rahatlık olur. Riskler neler peki dersek? En büyük şeylerden bir tanesi cerrahi yapılacak obez hasta kilosu yüksek olduğu için anestezinin getirdiği bir takım riskler olabilir. Ama bu her hasta için vardır. Belki obez hasta için biraz yüksektir. Emboli diye bir risk biliriz örneğin. Çünkü obez hastalarda ameliyat sonrasında emboliler artar. Emboli riski artar. Bunlar için bir takım medikasyonlar, ilaçlarla önlemler alırız. Ama ne olursa olsun bu risk fazladır. Ameliyat sonrasında kesilen midenin kesi yerinden bir takım kaçaklar olabilir. Bunlar teknik olarak kontrol edilirler. Her cerrah kontrol eder ama ne kadar kontrol ederseniz edin, iyileşme yerinde, yara iyileşmesidir bu neticede, tam iyileşmeyen alanlar olabilir, kaçaklar ortaya çıkabilir. Bunların bir kısmı tedavi edilebilir, bu süreçler uzayabilir ama bir risktir. Ameliyat sonrasında kesi yerlerinde veya cilde denilen deliklerde ufak enfeksiyonlar olabilir. Bir takım akciğerle ilgili solunum problemleri yaşayabiliriz. Bunların hepsinin tedavi ve önlemleri alınabilir. Önemli olan bilerek adım adım bunlara gerektiğinde müdahalelerle süreci en kısa sürede hastayı atlattırmak ve hastayı sağlıkla taburcu etmektir tabii ki. Faydaları nelerdir dersek? Elbette birinci şey obezite cerrahisinde görüntüsel olarak insanları bir forma sokmaktır. Ama ben hep hastalarıma şunu diyorum, daha önemlisi eğer siz bu kiloyu vermezseniz yüksek tansiyon, eklem hastalıkları, solunum problemleri, kalp hastalıkları, diyabet yani şeker gibi çok önemli bir risklerle %100 demesek de %80-90 karşılaşacaksınız demektir. Yani daha amiyane tabirle doktordan ve hastaneden evinize gitmeye vakit bulamazsınız. O kadar sık gidersiniz belli süreçler sonra. Obezite cerrahisi sadece size görüntüsel bir iyilik sağlamaz. Aynı zamanda bu tür problemleri tedavi ettirmenizi veya tedavi olmanızı veya bunlarla hiç karşılaşmamanızı da sağlar.